geldiğimizde burası kalabalıktı. Şu an kimse kalmadı. Çok ıssız bir yere büründü. Şöyle karavanımız ön ışık, sensörlü ışık yanında beni görünce uzakta şehir ışıkları. Şöyle bir sonsuz ıssızlık var, gökyüzü var. Şuraya bir selam verelim. Dağınıkmış burası. Evet, toplayacaktım. Bebeğim, kimse kalmamış burada. Hiç kimse kalmamış. Herkes gitmiş buradan. Hiç kimse yok. Bakayım. Yok yok, ben baktım şimdi, dolandım. Başka bir yere mi gitsek, ne yapsak? Ha? Yok canım, ne olacak, burada kalalım ya. Ya bir şey olursa ne yapacağız? Ne olabilir ki yani? Korktun mu? Yani korktum. Nak değil de böyle bir tedirgin oldum ya. Ya böyle birileri içmeye gelirse arabalarla falan. Biz de içeriz. Geçen şeyde geldi öbür vadide. Ama orası çok yol üstüydü. Buraya biz... Buraya zaten gelene kadar gerçi ne kadar şey sürer. Bilmiyorum ki ya, ne yapalım? Çay yapalım. Kalalım yani burada diyorsun. Bir şey olursa vallahi senden. Ne benden? Bir şey olursa ikimiz olur zaten. Yani ne bileyim, köpek falan var mı dışarıda? Hiçbir şey yok. Dolunay ışığı var mı? Var. Çok az. Şu an sonsuzlukta bir nokta gibiyiz, öyle düşün. Evrendeki bir yıldızmışız gibi. Keşke o kadar güzel düşünebilseydim, bilmiyorum. Ya havada soğuk ama. Bir şey olmaz ya, enerjimiz var. Nerede var? Nerede var? Aha bak, bugün hiç güneş çıkmadı. Tamam, bir diş var işte. Ha, yeter mi? Yettiği kadar. Ya bak, Murat Karalık'ta kalırsak ben çok korkarım o zaman. Şu an korkmuyorum çok. Çünkü biraz ışığımız var. Ama ışık da biterse, ya Murat erkenken başka. Tamam mı? Ne yapalım? Ya. Bu hayatı siz seçtiniz Büşra Hanım. Kalalım. Kalalım da görelim. Tamam. Ben sana tavla öğretirim. Tamam. Kapılar kilitledin mi bu arada? Kilitli kilitli. Tamam. Sen enerjiyi kullan ve veba suyu açalım. Gece yatmadan önce. Onu da açamayız o zaman, biterse değil mi? İşte aynı. Vay 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 vay. Bu ne ya, bütün şeyler? Şimdi işin kötü yanı şu. Hani biz acil öyle o şeyden, Göreme Müzesi'nden çıktık ya, kendimizi buraya attık. Evet, aceleyle. Ben hani dönüş yolunu da çok çıkaramayız. Yani bir yere gidelim desek, atıyorum Kızılçukur'a. Ya zaten şöyle. Gelirken yol çok, bu arada gelirken yol çok fazla tümsekliydi. Yani bir de burası çok büyük bir vadi. Büyük bir vadinin tepesindeyiz. Çok böyle engebeli, çukurlu. Yani o yoldan bence karanlıkta kesinlikle geçilmez. Çok tehlikeli. Yani herhangi bir o çukurdan girdiniz, direksiyon kaydı, vadinin aşağısına yuvarlanma ihtimaliniz çok yüksek bence. Yani arabadaki her şey orta yere saçılmış, dökülmüş. Kapılar açılmış. Kapılar ne? Kapaklar açılmış ve bütün malzemeler, sepet vardı mesela, sepette patates, her şey yerlerde yuvarlanıyordu yani. Karavana patates ektik. Yani bir açtım kapıyı, her şey burada yığılmış bir şekilde. O yüzden kıpırdamak şu zamanda, şu saatte biraz mantıksız. Ya yorgana sarınır, yatacağız artık ya, ne yapalım. Saat de erken. Saat daha 8:30 falan. Ayaklarım şurada. Bir diş enerji var bebiş, bir diş. Açmayalım hiç be bastım. Açalım, yatarken açalım. Şimdi bereni mereni tak. Bayağı diyorsan. Kışlık hazırlan. Kara çıkar gibi. Sen bu arada öylesin ha cidden. Aynen. Şapkan, böyle yünlü, atkını falan geçirmişsin. Enerjimiz tek diş kaldığı için biz şimdi bütün enerjiyi harcayan her şeyi kapattık. Ve mum ışığı, şu ses bombamızın da ışığı var. Kamp,
Kamp ses bombası mı? Ney? Bu arada kamp çok ışığı. İşlevli bir şey ama. Hem ses bombası hem kamp ışığı. Pili bittiği yere kadar artık kullanacağız. Yani o son enerjimizi aslında yatmadan önce Webasto'ya kullanacağız. Şimdi kafedeymiş gibi böyle soğuk havada kafede takılıyormuş gibi takılacağız. Birazdan tavla da açarız. Ya. Çay doldur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Onlar satranç. Mesela çekmece böyle açılıyor kendi kendine. O kadar eğimli ki kendi kendine koy veriyor. Başla. Bunlar da çok küçük ama. Şimdi bak nasıl dizeceğiz biliyor musun? Bu 5 tane senin, siyahlar senin olsun bu arada, beyazlar benim. Tamam. Ne oldu? Şarığın ışığı yandı. Hani? Kız dur, kız dur. Bir şey mi var Murat? Köpek herhalde ya, köpek. Köpek kaçtı. Hani köpek yok dedi. Demin yoktu. Köpek yok dediydi. Köpek var ya, korkma. Tamam. Hadi at bakalım ilk kim başlayacak onu belli. Evet, bunu ne yapıyorsun de? Kapatıyorsun. Ve buyurunuz. Geçsin. Acemi şansı. Allah billahi acemi şansı. Geçmiş olsun Murat'cığım. Teşekkür ederim. Yani parmak uçlarım çok uçtu. Ayak parmak uçlarım. Ama bu rüzgar galiba. Rüzgar. Hiçbir şey olmaz. Daha önce kaldık ya biz o kadar dağın başında, tepesinde. Sen bu kadar telaş yapmadın ya. Karavandayız yani. Çadırda da kalmıştık. Ya evet. Sen ne olacak diye korkuyorsun ya. Ben anlamıyorum ki seni. Bilmiyorum. Şu an beynimde fantastik şeyler dönüyor olabilir. Uzaylılar mı gelecek? Onu hiç düşünmedim. Sarhoş mu gelecek? Sarhoş gelmesinden korkuyorum. Sarhoş niye gelsin buraya ya bu soğukta? Ya böyle içip kendini kaybedenler olur. Gelir buraya sataşır, bir şey yapar. Buraya geleceklerini sanmıyorum yani. İnşallah gelmez ya Ahmet. Sen kendini düşün mesela, sarhoşsun. Böyle serkeçsin. Vurdum duymaz bir gençsin. Ay. Tamam mı? Hayır, böyle ergensin. Belki yeni ehliyet almışsın falan. İçmişsin. Kafan güzel. Bir tane karavan gördün. Gider kapısını çalar mısın? Empati kur. Ya da işte onlara sataşır mısın? Yani sataşmam aslında. Ya ne kadar kafan iyi olsa da sonuçta içeride ne olduğunu bilmiyorsun yani. Çok büyük bir risk aslında. Adamın ne önlem aldığını bilmiyorsun yani. Bizim mesela ne önlem aldığımızı bilmiyorlar. Ne önlem alıyorsun sen? He? Kapıyı kilitliyorum işte. Hayır, şu an biri geldi diyelim. Ne önlem aldın? Tavuk mu kış başlıyor, ne yapıyorsun? Ama şiddete karşıyız bebeğim, ne yapalım ya? Yok, benim şeyim böyle... Ya ne yapayım ben mesela, birini bıçaklayamam. Hayır canım, öyle şey olur mu sende Allah aşkına ya? Ama yani öyle şeyler de olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca o kadar insan var, kimsenin başına böyle şeyler gelmedi. Beynimiz hep olumsuzluklarla dolu olduğu için böyle oluyor. Evet. Araba maraba da bozuldu ya, senin biraz psikolojin şey oldu. Hep bir yerde kalacağız. Yolda kalacağız. Yok bir gelecek, bir şey olacak. Hep onlarla doldu. Biraz. O yüzden çay güzel. Çay içelim. O zaman şöyle yapalım, yatağımızı açalım. Yatağa girelim çünkü benim ayaklarım var ya, dondu. Parmak uçlarımı hissetmiyorum şu anda. Ellerimi bunu da ısıtıyorum ama... Parmak uçlarım...
Isıtıcımızı açtık. Böyle son 5-10 dakika bizi ısıtsın, ortamı böyle bir ılıklaştırsın diye. Belki rahat uyuruz ama ayaklarım, yani ayaklarım değil de parmak uçlarımı hissetmiyorum. Yani gerçekten çok üşüdüler. Artık böyle kat kat bir şeyler giyip yatacağız. Şunu da bizim bir sorunumuz olduğu için şuraya sıkıştırıyoruz. Buradan çok soğuk geliyor. O yüzden şimdilik böyle bir çözüm bulduk. Dışarıda hala rüzgar var bu arada. Kurtlar oluyor buna. Kurtlar olmuyor ya. Ya kurt muydu ondan da emin değiliz de. Ya köpek ya o tarz bir şey. Dışarı çıkmak böyle ister misin? Ses vardı yani. Dışarı çıkmak yani soğuk mu çok? Bilmiyorum. Soğuk içerisi bu kadarsa dışarısı kim bilir ne kadar. Çıkabilir yani. Bak şöyle bir görüntü. Bu ki görüntü yok. Görüntü karanlık. Aslında dolunay var ama hiç gözükmüyor bir şey. Dolunay şey bugün çok fazla ses olduğu için muhtemelen dolunay da etkilendi herhalde. Kendisini sakladı. Şu an Webasto açık. Son enerjimizde. Webasto kaça kadar çalıştıysa inşallah yarın güneş doğar. Yarın biraz güneşi gösteriyor. İnşallah. Pazartesi çok güneşi gösteriyor. Çok güzel. O zaman pazartesiye kadar böyleyiz. Pazartesiye kadar parmaklar herhalde hissetmeyeceğiz tir tir. Bir dışarı bakalım o zaman. Bakalım. Nasıl? Hadi. Aç kapıyı o zaman. Ha. Ne oldu kız? Gerçekten böyle bir soğukluk beklemiyordum. Ben baktım da sana sürpriz olacak. Şurada şehrin ışıkları var. Buz gibi. Kapkaranlık. Aslında dolunay var ama hiçbir şey gözükmüyor. Ya şurası var ya susuzluk gibi. Bak ben oraya gideyim. Yüzüne tut onu. He? Şurası var ya sonsuzluk gibi ya. Bak bir oraya... git bakalım. Direkt bulutlar gözüküyor ya. Nasıl? Nasıl fazla uzaklaşamıyorsun? Uzaklaşamıyorum. Kurt geliyor, kurt geliyor. Ya ne diyorsun? Ya ne olur yapma öyle şeyler ya, gerçekten bak. Tamam. Şuradan zaten ileri gittiğinizde muhtemelen böyle şey direkt uçurumun tam ortasına yuvarlanıyorsunuz. Ben asıl burayı sabah merak ediyorum. Yani o gün ışığında. Kesinlikle böyle büyüleyici bir manzarası vardır eminim. Şu an bayağı ürkütücü bir manzarası var ama sabah çok merak ediyorum. O zaman sabah görüşürüz. Tamam. Donduk. Hadi bize iyi geceler, size iyi günler. Herkese günaydın. Günaydınlar. Bizim ıssız sabahımız. Çok değişik bir ortamla sonuçlandı. Evet. Akşam ıssız bir yerken şu an panayır yerine dönmüş her yer ve size bir şey söyleyeyim mi? Sanki miting var ve o derece bir kalabalık var. Balonların meğer en güzel gözüktüğü yere denk gelmişiz. Ve şu an dört bir yanımızdalar. Kocaman, irili ufaklı bir sürü balon ve şu sağ tarafımızda da sanki film seti gibi bir yerde evlenme teklifi var. Öyle bir platform hazırlamışlar. Diğer yanda böyle değişik kıyafetlerle manken model çekimi ne var. Yani inanılmaz bir ortam şu anda. Bir yanda balonlar uçmaya çalışıyor, bir yanda kalkmaya çalışıyor. Yani biz ıssız dedik. Şu an inanılmaz. Yani bütün çok komik geliyor. Dün geceki bütün korkum inanılmaz gitti yani. Neyse. Ama çok da güzel bir ortam. Aynen. Teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için. Biraz. Bu arada buranın adı Aşıklar Vadisi. O yüzden evet. Böyle aksiyon dolu hareketler var. Aşk adama neler yaptırıyor. Ama geceki hali ve şimdiki hali vadisi. Bambaşka.
resmen bambaşka yani. Buraya gece değil de gündüz gelin. Sabah erkenden geliyoruz. O zaman bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kimse sana el sallamıyor.